Hani böyle yolda şöyle bir sahne gördük. Arabayla gidiyoruz. Yanında bir adam oturmuş. Tavuğun kafasını koparıyor. Yiyor falan. Barbarlar bayağı. İğrenç yani. Burada böyle şey gibi oldu. Hani hava atıyormuşuz gibi oldu. Aa, ben en çok Los Angeles seviyorum. Mağazaya biri geliyor. Ay Dila'da şunu gördüm. Almak istiyor falan. Babam falan hayat şoku yaşıyor. Nasıl yani? Hani onu insanlardan çok duyuyorum. Ve niye böyle bir algı var onu da hiç anlamış değilim. Türkiye'de var bu arada bu bence. Tabii genellemedir ya. Evet evet. Unuttun bir yerde. Hayır. Bir yerde unutmadım. Aldı. Ha, biri evet, aldı. Yani. Aa, biliyorsun aldı da. Nasıl? Biliyorum. O zaman arkadaş olduğum biri şaka şey yapıyorsun. Aldı. Neyse bir girdim baktım. Millet delirmiş hani. Herkes kıyametler kopuyor falan. Sonra ben de kendimle dalga geçtim yani. Ben... Dahan'la bu tanışma nasıl oldu? Bu aşk hikayesi nasıl başladı? Ne kadar oldu öncelikle? Çok alakasız. Şeyma'nın senin fotoğrafına yaptığı bir yorum var. Evet. Oradan onu bağlayayım dedim. Bu yorumda inanılmaz olay oldu. Evet. Aynen öyle. Bize kaldan herkese merhabalar, ben Seçkin Süngüç. Ben Feza Altun. Ve bu haftaki konuğumuz Dila Tarkan. Dila hoş geldin. Hoş bulduk. Bu ne güzellik diyeceğim. Ben Dila'yı ilk kez görüyorum. Videolarını hep izliyordum ama bu arada yanımızda bir misafir daha var. O da ona sunmadık ya ondan oldu. Ne oldu? Aa, bir de peanut var burada. Bir peanut da burada. Birazdan gel görürsünüz. Gel aşkım. Gel. O sana gelmez şu an. Aynen. Evet, o zaman birazdan gelir. Neyse. Ama belki bir mama vardır burada. Kaldı. Belki bir mama vardır burada. Gidelim mi? Ne oldu? Ne oldu? Takılıyor bence. Evet. Ay hoş geldin valla. İyi ki de geldin. Evet valla. Biz senin gelmeni çok istiyorduk bayağıdır yine. Biz senin vloglarını başından itibaren izliyoruz. Yani %85'ini gerçekten seyretmişizdir. İnanılmaz. Ben öyle cool kız izlemeyi seviyorum ben abi. Çok da güzel geziyor, yemesi, içmesi, gezmesi, alışverişi, her şeyi jilet. Aynen öyle. Yani gerçekten harika bence YouTube kanalına gidiyor ve her hafta devam ediyorsun değil mi? Aynen. Bu arada son bir dönemdir sadece böyle birazcık sekti. Öyle evet, mi? Evet işte. Sektiğinin farkındayız biz bu arada. Bir tık sek, bir dakika. Biz onun için çağırdık. Niye sekti bu video? Gel buraya gel. Bir havlayıp duruyorsun. Bir gel. Ay, gel ya oraya gel. Geç ya bir şey yap. Dila bu mesela ben senin vloglarında benim en dikkat ettiğim şey inanılmaz bir şekilde yemek yiyorsun. Evet ve hayvan... Bu kadar yemek yemeye. Ben yemiyorum ben. Beli şu kadar falan yani şu an. Nasıl yemiyorsun ya? Ne yaptı kaptı? Kaptı böyle. Kaptı mı? Evet. Şey, ben yemiyorum. Arkadaş ekibimiz yiyor. O yüzden yani her yerde yemek yeme modundayız. Yani oturduk mu kalkamıyoruz masadan falan. Ha, sen tadıyorsun o ama zaman. Ama bu arada sadece şöyle bir durum var. Hayır, ben Temmuz'dan beri bir ya midemde ve bağırsamda bazı sıkıntılar var böyle ha, şey. Geçmiş olsun. Sindirimle ilgili falan filan. O yüzden bir sürü şey yiyemiyorum zaten. Hı. Temmuz o yüzden bu hale geldim. Rahatsız bağırsak sendromu falan şey, girmiş. Şey, eskiden huzursuz bağırsak sendromu vardı. O geçti. Sonra geçirgen bağırsak sendromu diye başladı. O da böyle işte bağırsakların arası açılıyormuş. Çıkması gereken toksinler vücuda giriyor. Aa çok enteresan. Aynen. Var böyle şeyler. Safra kesem az çalışıyor. O da işte sindirmemde sıkıntı yaşıyorum. Dolayısıyla zaten çok bir şey de yemiyorum diyorsun. O yüzden intoleransım olan hiçbir şey yemiyorum. Ki her şey. Her şey intoleransım. Her şey. Her şey. Klasik hani gluten zaten komple yemiyorum. Süt ürünleri yemiyorum, yumurta yemiyorum, kabak yemiyorum, brokoli, bazı işte meyveleri yemiyorum. Peki ne yiyorsun diye soralım. Et yiyorum, balık yiyorum. Ve zeytinyağlı sebzeler. Şey, sebze. Brokoli ve kabak dışında. O kadar. Tatlıyı da ya brokoliye bile şey intoleransın var. Ona da çıktı. Çok garip yani. O yüzden mesela şey çikolata falan tatlı zaten. Tatlı da zaten içinde yumurta, un bilmem ne olduğu için yiyemiyorum zaten. Şey. Ay çok ay, kötü. Dila. Çok feci. O yüzden birden böyle aşırı bir kilo verdim. Ama sağlıksız gözükmüyorsun. Çok fit evet gözüküyorsun. Bu arada hani aslında daha sağlıklı besleniyorum bu arada, şu evet an. Yani... O yüzden iyi. Yani bir sıkıntı yok. Sadece kilo verdim. Ay biz hadi yanlarda makyajı başlıyoruz bu arada. Aynen, İlhan Türk seni o zaman... Yo bence kalabilir. Dursun, kalsın dursun, mı? Aynen. Tamam. Dursun bize bozmaz tamam yani. Okey. Bir küçük böyle yaklaşsan aynen okeydir. Ay seni yerim. Ama şimdi ay seni ciğerim ciciye ciciye fırçalara saldıracak falan biraz. Ben de fokur fokur içtim zaten. Bolca konuşan bir ekibiz ama bence. Evet. Biz, ya, tabii canım biz susmuyoruz. Demin Dinçer'le 1,5 saat çekmişiz böyle artık. Bir de astroloji. Astroloji ya burçlar da bitmedi. Keşke ben o zaman gelseydim. Beraber değil mi? Onu sağ ol. Burcun ne? Terazi. Terazi ile ilgili inanılmaz şeyler söyledi fakat ne dedi biliyor musun ne bir dedi tek? Sıkıntı ne? Lütfen bazı konuları hırs yapma. Hırs yaparsan onları geciktireceksin dedi. Sakin olmak zorundaymışız. Tamam. Sen terazi ayın kaçında? 7 Ekim. 18 Ekim benim de. Aa bayağı bak. Yükselen ne? İkizler.
İkizler de ilgili çok iyi şeyler söyledi biliyor musun? Çok iyi, konuştun çok sevindim. Konuş. Evet, valla çok iyi şeyler söyledi. Sadece işte en büyük sevini. Akrep. Birazcık şey zorlanıyorum ama olsun. Evet. Neyse. Şimdi ha. Bloklarla ilgili konuştuk. Madem direkt bu şekilde açık biz seni seviyoruz diye. Şeyi çok merak ediyorum ben. Niye? Senin gerçekten Türkiye dışında gidip de böyle aşık olduğun ve kendini en fazla buraya ait hissediyorum dediğin bir şehir var mı veya ülke var mı? Türkiye'den sonra. Türkiye'den sonra. Yani Türkiye'de olabilir, Türkiye'den sonra da olabilir. Yani yaşıyorum. Bak bir mesela şeyi Avustralya'da öyle hissetmiştim Sydney'e gittiğimde. Hani direkt dedim ki ay burada şu an beni bıraksalar hani çok kolay hayatımı devam ettiririm. Hani çok rahat ve iyi hissettiğim bir yerdi kendimi. Ama en böyle etkilendiğim ve böyle wow olduğum yer Kamboçya. Ya. İnanılmaz bir yerdi. Yani oraya geri gitmek inanılmaz çok istiyorum. Böyle biz bir tur yapmıştık. Hong Kong, Vietnam, Kamboçya. Vietnam'dan nefret ettim. Yani özür dilerim ama iğrençlerdi. İnsanları mı yoksa şeyleri mi? Ve şöyle şehir zaten çok pis ve böyle dark enerjili bir yerdi. Hani belki tarihinden de dolayı negatif bu birazcık olabilir. Bir şey vardı. Ama insanlar da böyle o kadar mutsuz. Hani böyle yolda şöyle bir sahne gördük. Arabayla gidiyoruz. Yanında bir adam oturmuş. Tavuğun kafasını koparıyor. Yiyor falan. Barbarlar hani, bayağı. İğrenç yani. Hani ben okey değilim ona. Bilmiyorum. Bana şey gelmiyor. O kadar gelmiyor. Da değil yani. O değil. Oradan mesela Kamboçya'ya geçtik ki inanılmaz fakir bir ülke. Yani şöyle söyleyeyim. Bir balıkçı ayda 10 sent falan kazanarak yaşıyor. O kadar fakir bir ülke. Ama insanlar ne kadar mutlu. Ya. Size anlatamam. Karma yani, şey karmaya falan inanıyorlar falan. Acaba onun gibi bir şey olabilir mi? Yani. Ben mesela o tatilden sonra Budizm'e de birazcık sarmıştım. Hani o inanış ve şey. Çok mutlular. Çok güler yüzlüler. Böyle çok tatlı. Enerjisi komple farklı bir yerdi. O yüzden yani Kamboçya'dan çok etkilenmiştim. Peki sen Amerika'da da yaşadın değil evet. mi? Orada mı okudun? Bu arada nasıldı? Bak şöyle ben sana şimdi aynen, bir hayat çiğnedim. Bravo. Aslında bunu istiyordum. Aynen. Şimdi Dila Tarkan aslında kimdi? Belki bizim ne videoyu da izleyip tanımayan yani, da varsa. Tabii, evet. Senin o kısımlarını bilmeyen daha doğrusu. Aynen. Tanımayan çok yoktur bence de. Şimdi 1991'de falan. Ha 91 doğmuşsun. Aynen. İstanbul'da doğdu. Bakırköy'de. Hafif deli olabilir. Ben 14 yaşındayken biz Kanada'ya taşındık ailecek. İşte vatandaşlık için başvurmuştuk. Kabulümüz geldi falan. Onun üzerine Kanada'ya taşındık. Vancouver'a. Orada bütün liseyi orada okudum ben. Ondan sonra üniversitede birinci senemde Londra'ya taşındım. London College of Fashion'a işte Fashion Management okumaya gittim. Ve Kanada'dan sonra aşırı mutsuz oldum. Çünkü insanlar aşırı soğuk ve böyle hani o sıcaklığı yakalayamadım. Kanada'da böyle yolda sana çarpan biri bile ay özür dilerim, hayır ben özür dilerim, özür dilerim bari böyle o kadar. Herkes çok nazik. Herkes inanılmaz nazik, çok arkadaşçıl falan. Londra'yı bir yapamadım yani. Onun üzerine oradan New York'a transfer New oldum. Ha, okay. Evet, Parsons'a geçtim oradan. Peki, orada İyi ki de geçmişim. Bir şey diyeceğim, sen Parsons mezunu musun evet. Dila? Wow, orada süper. Design and Management okudu. Wow. Sonra Sima da aynı şey okudu benden sonra. Parsons çok güzeldi. Yani hem okul çok güzel zaten hem New York zaten yani ayrı bir şey. Başka bir enerji değil mi? Farklı. Yani çok ama ben galiba ama. Şimdi ne kadar gittiğim bana böyle bir soru sorulmadı ama yine de ben söylemek istiyorum. Sorayım arkadaşım. Soruyorum. Bana sor. Allah aşkına bana sor. En çok neresinde ne olursun de ne olursun. Hadi beni iyi beğendin. Benim için mesela seçkinle beraber ilk defa biz baş başa tatil yaptık arkadaşımla çok uzun zaman sonra. Belki onun dedik olabilir ama Los Angeles bana bu dünyadan değilmiş gibi geliyor. Başka bir gezegene gitme. Yani uçağa bindik, başka bir gezegene gittik. Bir orada birazcık eğlendik, ettik falan tekrar geri geldik gibi hissediyorum. Geldi. Çünkü yani kendimi orada çok özgür, çok rahat, chill, huzurlu çok hissettim yani. Bir kere zaten rengi bile çok farklı bir şehir olduğu için. Enerjisi komple farklı. Bir şey söyleyeceğim. Her alaya gittiğimde aynı şeyi hissediyorum. Değil mi? Yani değil mi? Orada mesela dönmeden böyle bir iki hafta falan kalmıştım var sadece tatil için. Hani yaşayabilirdim oradan. Devam ederdim. Biz de öyle iki hafta gittik ve böyle kalbimizi bırakıp döndük yani. Orası gerçekten başka bir neyi enerji. Neyi çok sevdim ben biliyor musun Dila? Daha önce gittim birçok şehirde de gezdim. Şükürler olsun falan. Çok mutlu hissediyorum. Bla bla falan ama Los Angeles'taki kadar güzel bir enerjiyle rastlaşmadım daha öncesinde. Evet. Yani başka bir şey var oradaki insan. New York çok kaos. İstanbul yani. Kaos evet. Yani. Kaos yani birazcık orası. Orada o koşturmacanın içinde kayboluyorsun. Dilerim bu videoyu seyreden herkes de bir gün hayallerini yaşar. Los Angeles'a da gider. Artık nereye istiyorsa oraya da gider. Burada böyle şey gibi oldu. Hani hava atıyormuşuz gibi oldu. ben en çok Los Angeles'ı seviyorum. Ama sen bayağı gezdin. Evet. Sen çok da güzel geziyorsun. Ay teşekkür ederim. Yani ben yani o yüzden seni... Çok sizi gezebiliyoruz yani ama... Evet işte yani işte. Tabii artık bakalım daha artık ne olacak bakalım. Hani şu noktadan sonra Şebin Karahisar'a gideriz hep beraber. Orada yemek yeriz. Ne olacak ki bizde? Ülkemizi tanıtırız. Yani bu arada bak geçen hafta şeye gittim. Antep'e geçen gittim hafta değil, ben hafta gördüm. Gittim. Aynen.
Göbekli Tepeler falan yok. Şeye gittim. Nereye gittim ben ya? Adıyaman'a gittim. Nemrut Dağı'na gittik oradan. Sonra Göbekli Tepe, Urfa. Sonra da Mardin. Ama Mardin'i ben göremeden döndüm. Çekimi var diye. Mardin'i ben hep merak ediyorum ve hala gitmedim. Kesin bir daha gideceğim. Ya. İnanılmaz yerlerdi. Değil mi? Bayıldım, bayıldım ve ben hiç o tarafa gitmemiştim. Bir tek geçen sene Antakya Hatay'a gitmiştim. O da çok güzeldi. Hatay Hatay'a gitmiştim. Çok evet, güzeldi. Çok keyifliydi. Yani hem yemekler hem kültür. Bir gece mesela sıra gecesine katıldık. Gördüm o kadar eğlendim ki davulların üstüne falan dans ediyorum. Aa, onu gördüm. Onu Gossip'den ya da bir yerden mi? Oradan mı gördün yoksa? Ben çok seni takip ettiğim için oradan gördüm. Acaba. Storylerine bakıyorum. Ben senden gördüm. Ben senden gördüm. Kimseden görmedim başka. Peki her şeyi bu influencer mevzusuna, influencercılık mevzularına nasıl giriş yaptın? Yapmadım ki. Yani doğal olarak öyle aktı gitti mi? Spesifik olarak öyle bir isteğim ve şeyim yoktu. Ya ben bizim aile şirketinde çalışmaya başlamıştım işte Dilesima'da. O zaman Max Enko ile Marina Rinaldi'nin marka müdürlüğünü yapıyorum falan. Tabii bizim markalardan giyiniyorum. İşte her gün rengarenk giyiniyorum, değişik giyiniyorum zaten çoğu Türk insanına göre. Dikkat çekti ve böyle insanlar beğenmeye başladı, işte bir şeylerimi sormaya başladılar. Bir bakıyoruz mağazaya biri geliyor, ay Dila'da şunu gördüm almak istiyor falan. Babam falan hayat şoku yaşıyor. Nasıl yani? Hani Instagram'ım hala yoktur, hiç anladığı bir şey değil. Öyle öyle. Yani bir yerden gitti ya. Ya kaç sene oldu zaten? Aslında bayağı bir 6-7 sene oldu. Yani yöneli ben Türkiye'ye aynen. İnfluencerlık bu kadar fazla patlamamış değildi. Kendi aslında evet, bu işlerin üzerinden devam ediyor. Doğru. Peki kendi isminle bir marka yapmak istiyor musun ya da yapacak mısın bir şey? Var mı öyle bir plan yoksa? Bunu hep düşünüyorum. Hayır hep de düşünüyorum. Ama biraz takıntılı bir insanım şey olarak. Hani böyle kusursuz olmayan olsun, bir şey yapmam lazım. Hani olan bir şey yapmak istemiyorum. Çünkü ne farkı var o zaman? Yani doğru. Bir de yapıyorsam gerçekten iyi yapabileceğim bir dönemde. Hani gerçekten değişik yapabileceğim bir şey yapmak istiyorum. O yüzden bilmiyorum. Yani mesela çanta mı yaparım, ayakkabı mı yaparım ya da kıyafet mi yaparım? Ben sana ne yakıştırıyorum biliyor musun? İlk ben Dila Tarkan denince ilk aklıma ne geliyor biliyor musun? Ne? Güneş gözlüğü geliyor. Evet bu arada. Sen bir güneş gözlüğü koleksiyoneri gibisin bence. Yani olmayan. Zaten... Yapan da yok pek evet, öyle yok. Türkiye'de. Bu arada da güneş gözlüğü manyağıyım. Evet, gerçekten yani, bak en sevdiğim şey. Olarak. Senin mesela bu beyaz gözlüklerin falan var ya. Evet. Bu, ya ben mesela ben gerçekten keyif alarak takip ettiğim birkaç tane gerçek influencer var benim için mesela. Gerçekten onlardan bir tane de sensin. Niye ay, diyorum çok biliyor musun? Ederim. Çünkü çok özgün bir tarzın var. Bu arada seninle daha önce tanıştığım için falan demiyorum. Ben seni tanımadan da senin vloglarını seyrediyordum zaten. Aa ya. Çünkü niye biliyor musun? Bana ne çok gerçek geliyor Dila. Sen sıfır makyajla çıkıyorsun. Ha, evet. Karşısına. Çok kendimim. Yani onunla ilgili hiçbir çaban olmadığı o kadar belli ki zaten. Çaban olmadığı için bence bu kadar gerçeksin ve bu yüzden seyrediliyorsun. Evet, samimi ve doğalları da geçiyor bence. Şey o da değilsin. Önemli bir şey. Bu arada şey söyleyeceğim için sakın yanlış anlama ama zengin şıvarık kız şeyi vardır ya hani böyle bir plan şey olarak. Sende sen olmadığı de için de beni çok mutlu ediyor mesela. Yani bu arada onu insanlardan çok duyuyorum ve niye böyle bir algı var onu da hiç anlamış değilim. Türkiye'de var bu arada evet, bu bence. Bir genellemedir tamamen. Ya. Hani evet evet aşırı bir genelleme. Şey yani. İnsanlarda direkt şey oluyor böyle. Aa hani hiç kafamdaki zengin kız şeyinde değilsin. Evet. Hiç şımarık değilsin. Hiç böyle... yani zaten niye öyle olayım ki? Yani anlamadım işte yani neden. Türk filmlerinde kalmış bir imaj gibi bir şey o yani bence. Artık öyle bir şey yok. Ama yok biraz işte... da ego. Ya bak, da, evet, ben evet. Sana bir söyleyeyim mi? Yani olmayan da var mı? Var. Var. Yani olan da var. Yani olan da var. Şeyin bence etkisi çok fazla. 14 küsür yaşımda buradan gitmiş olmamın etkisi kesinlikle çok fazla. Kanada'da yaşamış olmamın etkisi kesinlikle inanılmaz fazla. Burada kalsaydım büyük ihtimal biraz daha böyle farklı bir çevrede büyüyorsun ya ister istemez. Ondan etkilenebilirdin. Ondan etkileniyorsun böyle daha gereksiz dünyevi şeylere hı-hı sarılıyorsun. Aynen. İşte paraydı, markaydı, bilmem ne. Evet, evet. Ben mesela hayatımda marka benim ailem yani durumum olmadığından değil almazlardı. Babam bana derdi kendi paran olduğu gün marka bir şey alırsın. Sen daha çocuksun, hayırdır kendine gel. Hani anladın müthiş mı? Müthiş bir olaymış. Bir ilk defa ben bunu vlogumda da söylemiştim bir kere. İlk marka gözlüğümü kendi böyle biriktirdiğim paramla aldım. Çalındı sonra da. Kriz hani neydi? Takamadım falan. Ne markaydı? Marc Jacobs kırmızı böyle çerçeveli bir gözlük ve takamıyorum falan hani ay gözle bir şey olacak falan. Aa ya. Seni yiyeceğim gitti ya. Gitti sonra. Tatlısın. Nasıl çalındı? Gitti. Unuttun bir yerde. Hayır. Bir yerde unutmadım. Aldı. Ha biri evet, aldı. Yani. Aa biliyorsun aldı da. Nasıl? Biliyorum. O zaman arkadaş olduğum biri şaka şey yapıyorsun almış. Ah ya. Çalmış mı yoksa almış da yani geri getirmek yok. Bayağı yürütmüş yani. Ödünç alma değil o. Ödünç alma o değil. Haberin olur çünkü ondan. Hayır yok yani, haberim yani yok yani.
Var ama yok. Bu kişiyle hala görüşüyor musun? Hayır, görüşmüyorum canım. Sonra zaten ben söyledim. Söyledim bunu fark ettiğini yüzüne falan. De. Evet, yüzüne söyledim ama o işte inkar etti. Ama sonra dışarıda o gözlükle gördük onu falan. Ay, ay rezalet yani. Türk biri. Evet evet. Yani çocukluktan bu arada. İlkokuldan arkadaşım hani yani. Eski. Eski yani hani. Gözlükle almazsın diye ben şimdi yani o kadar da değil ya. Hani sorsam veririm zaten, sorun değil yani. Bir de şey çok kötü. Bunu yapmayıp bir yerde onunla gözükmek. Ha, o en kötüsü. Hani yapmadım falan değil, üzeri onunla gözükmek artık rezalet yani. Sonun sonu. Yani çok kötü yani. Peki biz seni seviyoruz, böyle samimi buluyoruz, izliyoruz. Senin böyle beğendiğin, samimi bulup YouTube'unu ya da işte Instagram'ı takip ettiğin... YouTube seyrediyor musun daha doğrusu? Onu söyle. YouTube bu arada ben çok izlemiyorum. İnanılmaz. Ki bence sıkıntı. İçerik üreten biri olarak İzlemem yani. Lazım aslında. Bir şey söyleyeceğim. Bu şimdi böleceğim ama belki de izlemediğin için bu kadar gerçeksin ve bu kadar şeysin. Belki etkileneceksin seyrettiğin şeylerden. Belki doğallığını bozulacak. Belki doğallığını bozulacak. Onu görüp belki de şey diyeceksin. Belki hani ben de böyle yapayım diyeceksin belki. Daha sahte olacak belki. Olabilir. Bu arada bir kere bir kızın şeylerini izlemiştim. Türk'te bir kız ama LA'de yaşıyordu. Şu an adını. Aa şey Eylül Sunny. Evet. O iyi evet. Ya, her videosunu seyrediyorum. Kız kardeşininkini de seyrediyorum. Ben bir kere onun şeylerine böyle şansa denk geldim. Ve birkaç videosunu izledim ve böyle yani bu kız gerçekten çok iyi. Gerçek bir influencer da bence. Ve Amerikan YouTube'u başka, Türk YouTube'u başka ve böyle yani. İnanamıyorum hani. Los Angeles'a bu bir manyaklık. Şimdi şu an bir yere taşındı. Londra'ya taşındı. Biz Los Angeles'a gittiğimizde çeksek. Bravo. Eylül işte Eylül Sunny ve kız kardeşi. Bir orada onların çok ailesi çok tatlı. Annesi falan annesi da galiba çekiyor. Evet. Ben çok seviyorum. Ve manyaklık çünkü YouTube zaten deli gibi zaman alan bir şey. Kızın hem İngilizce ayrı bir kanal yapıp hem Türkçe hepsine içerik yetiştiriyor mu? Kendi editini kendi yapıyormuş o biliyorsun değil mi? Editlerini falan kendi yapıyor onun yani. Delilik. Çok bayağı. Çok başarılı. Ve bu arada orada mesela şeye çok üzüldüm. Amerika kanalını izledim bazı videolarını. O kadar rahat ve o kadar her şeyle ilgili konuşabiliyor ki. İnanamam abi, Türk kanalında yapamıyorsun. Ama kendi bunu söyle itiraf ediyor bu arada. Yani orada atıyorum seks hayatından bile bahsedebiliyor ama Türkiye'de gel de bahset bundan bakalım. Hani mümkünatı yok. Evet. Biz yokmuş gibi beni. Evet biz yokmuş gibi yaşıyoruz çünkü o şeylere. Hani böyle bir şey. Ha, aynen. Çocuklar getiriyor leylekleri falan. Hala tabii, onun şeyindeyiz yani. Kafadayım. O gerçek şey hayatla ilgili konuştuğun zaman anında tepki çekiyorsun. Allah'tan bizim kanalımızda öyle bir şey yok. Bu arada mesela... Evet, aynen şey konuşalım. Bu arada mesela şey beni bir tık üzüyor. Çünkü beni çok eleştiriyorlar o konuyla alakalı. En son hatta bu hafta bir olay çıktı. Ben görmüşsünüz. Ben bir tane bir markayla bir işbirliği yapmıştım. Onun için bir tane story çektim. Bu arada da yani bir laptop markası ve bana verilen brief bu. Ben, benden bunları söylemem istendi zaten. O yüzden onu söylüyorum ben de yani. Göt, marka mutlu, ben mutluyum. Kimse de bir sorun yok. Ama... Sadece kendi dilimle anlatırken 3 kere bayağı demişim. Bayağı ince, bayağı iyi, bayağı şu. Biri de bunu almış Twitter'a koymuş ve benim bayağılarımla dalga geçiriyor. Ve bu efendim dünyada gördükleri en kötü işbirliğiymiş, bilmem neymiş falan. Bak ben bu arada bu olayı 3. gününde falan fark ettim. Çünkü ben Twitter'a giren bir insan değilim. Ben gossip fazla takip eden bir insan değilim. Bana anca bir olay olacak da biri yollayacak da öyle göreceğim. Anladım. İnsanlar zannediyor ki her olaydan onlar gibi haberimiz var. Benim hiç yok. Ben hiç takip eden değilim. Linçlemişler mi bununla ilgili böyle bir? Ben gördüm Twitter'ı. Böyle Instagram'dan o kadar çok bayağı mesajlar geliyor ki ulan böyle mi? Ne oluyor hani? Evet. Neyse bir girdim baktım. Millet delirmiş hani herkes. Kıyametler kopuyor falan. Sonra ben de kendimle dalga geçtim yani. Ben de hadi her şeye bayağı yazmaya başladım. Çünkü ne yapayım yani hani. Bu arada ne yapabilirim ancak bu şekilde ki? Evet yani. Ay sanki de bir de çok umurumda ne olacak ki? Ben rahat bir insanım. Ben ne sunucuyum ne hayatımda nasıl hani böyle diksiyon dersi almışım. Ben böyle biri değilim. Ben çocukluğumdan beri de yurt dışında yaşayan bir insanım. Benim güzel bir Türkçem yok. Sene bile Türkçeden kalmış bir insan. Hani başarılı değilim hani bu konuda yani. Hani buradan vurmayayım. Ben kendim bildiğim gibi konuşuyorum hani. Kendime göre yaşıyorum. Ya markada okeyse zaten hani zaten marka onun için marka zaten almış, bana gelmiş. Benim kendi karakterim için benle iş kesinlikle yapıyor. Kesinlikle yani. Ha, 3 kere bayağı demişim. Türkçe kullanmayı bilmiyormuşum. Başka kelime mi bilmiyormuşum? Bilmiyorum kardeşim. Bu kadar hani. Çok, çok kolay eleştirebiliyoruz yani. Maalesef. Öyle bir durumumuz var ama yani işte yapacak bir şey yok. Hayır, bana mesela şey samimi gelmiyor. Atıyorum ben YouTube'umu açıp ya da Instagram'ı açıp bir sunucu gibi aşırı proper bir şekilde konuşursam zaten millet onu bekliyor. Bu çünkü ona alışmış. Ama o samimi değil, değil yani. Evet, ben işte, o değilim. Evet, işte bana onun için gelme yani. Hani doğru. Onun için başka insanlara gidebilirsin izleme yani. Bu arada senin öyle bir şeyin de yok. Ben senin mesela hiç kanalıma abone olur musunuz falan dediğini görmedim hiç mesela. Unutuyorum. Mesela, bu arada videolarına... Olun ama ya. Evet. Bunu da demek lazım biliyor musun? Sürekli bu arada. Çünkü herkes unutuyor. Ben de unutuyorum söylemeyin. İlhan da bizim de kanalımıza hala
bunun ya. Aynen. Almayı unutmayın diye burada. Bu arada bu tarihten önce pardon sonrasında Dilan'ın bir yurt dışı planı vardı. Ondan evet. önceye getirdik biz. Aslında normalde biraz daha bekleyecektik ama aynen. ben dedim Dilan ne olur daha önce yapalım dedim. Nereye gideceksin hadi, tamam dedi. Bu arada şimdi bu şimdi, plan belki de şu an yayınlandığında siz onun vloglarını izlemiş bile olabilirsiniz bilmiyorum. Londra'ya gidiyorum şimdi ilk bir. Allah. Hepsi bunların çok heyecanlı. İşle alakalı bir şey var mı? Hepsi gezdi. Şu an yok. Yok. Tatil şu an. Pound'da oldu 14. Ne yapacaksın? Ay, ya? Yani evet felaket. Ya şöyle. Dağ'ın kız kardeşi Londra'ya da okumaya başladı bu sene. Hı-hı. O yüzden böyle Eylül'den beri hani bir gideceğiz. Gidemedik bir türlü. Size de bahane Ekim'de olsun gidecektik. Zaten ertelendi. Gezmeye. Aynen. Tabii canım. Her hafta bir yere. Tabii. Aa bu hafta gitmedik bir yere. Planın var mı peki ya? Şimdiden görmek istediğin, yapmak istediğin bir şey var mı mesela? Sallıyorum şu an HBO'yla işte şey yapacaklarmış ya. Hogwarts salonunda film seyredilecekmiş falan ya hani şeyle beraber. Ne? 20. yılını kutlayacaklarmış. Ne? Potter'ın. Tabii evet. orada Londra'da böyle bir şey olacakmış. Aa, o yüzden ne zaman ama bu? Bak, yani işte belki dedim bu dönem içindedir. Aa, bilmediğim için sordum. Bir dakika ben ona bakayım bak hiç bilmiyorum. Sen onu bir araştır. Yani genel olarak Winter Wonderland'a gideriz dedik. Her zaman en klasik. Heyecanlı olduğum şey yani saçma sapan gelecek size de. Londra'da bebeklik arkadaşımdan biri yaşıyor. En yakın arkadaşımdan biri yeni köpek aldı. Bebek onu çok heyecanlı. Sen bir köpek annesi misin? Tabii tabii. Ay yeni köpeğin peki? Bir şey söyleyeceğim. Onun tatlılığı. Astro tam bir manyak yani. Gerçekten evin deli danası. Bir tane köpek buldum bu arada. Bilmeyenler için anlatayım. Şu an 4 ay, 4,5 aylık falan. Tam bilmiyoruz çünkü sokaktan bulduk. 2,5 aylıktı ve geldi benim eve. Ve şu an evimizin baş belası herkesin. Her şeyi ısırıyor mu? Her şeyi ısırıyor evde. Senin kollarına kadar zaten ısırmış baksanıza. Bak bitik. Bak. Bitik durumdayım. Bacaklarım falan korkunç eyvah. Yani. Görme. Ama işte sevgisi hani yetiyor. Felaket. Ana. Aynen analık aynen. Işte, analık. Her şey okey bu. Sevgisi çok her şeyin karşılığında ya. Benimki oğlum, de. Dur bir dakika şurada. Peanut'ı da ısırıyor için. Ve o çok üzücü. Sana kıyamam seni ısırıyor mu Astro? Aman artık. Bu arada ben şimdi Peanut 10,5 yaşında ama hiç Peanut'a Instagram açmadın. Hashtag koyuyordum hep. Astro geldikten sonra arkadaşlarımın da ısrar üzerine Instagram'larını açtım. Peanut and Astro diye. Hani ikisi birlikte. Hem, iyi bari. Hani öyle zaten çok da şey bir şey yapmıyorum yani. Hani arada komik bir şeyler koyuyorum o kadar. Hop bambaşka bir soruya geldim. Madem biraz önce Doğan'ın kız kardeşiyle beraber Londra'ya işte orada gidiyoruz. Yaşadığı için Londra'ya gidiyoruz dedin. Doğan'la bu tanışma nasıl oldu? Bu aşk hikayesi nasıl başladı? Ne kadar oldu çok öncelikle? Çok alakasız. 2 sene olacak Aralık 5'te. 2 yıl. Aynen. Pandemi de başlamış pandemi gibi. Pandemi 2 yılı yaklaşık 4 yıla çıkıyor falan. Aynen. Doğru. Nasıl başladı? Biz zaten aşağı yukarı böyle bir aynı arkadaş grubundayız gibi ama Doğan'la açıkçası çok bir muhabbetimiz yoktu. Hani böyle birkaç kere karşılaştık bir yerlerde. Hani merhaba o kadarız gibi. Hı-hı. Neyse Artbazel'e gidiyorduk bundan 2 sene önce. Miami'ye. Yine böyle kalabalık bir grup gidiyoruz işte 15 kişi falan. Klasik tatillerimiz. O zaman da Sima ile Mark çıkmaya başlamışlardı yeni. Hı-hı. Mark da hani bu gruba dahil gibi. Onlar arkadaş hepsiyle. Ben de bu arada normalde biz Şeyma ile hani gidiyoruz aslında onlardan bağımsızız. Hı hı. Gruptan böyle birileri çıktı ay ben gelemeyeceğim dedi. O elendi. Geriye kaldık. Sima, Mark, Dağhan, ben, Şeyma. Böyle bir grubuz yani. Grup aynen. Ve son böyle 5 gün kala Şeyma dedi ki ya ben çok yorgunum Dila gelmesem sorun olur mu? Yok dedim. Hemen arkadaşımı bitiririm öyle bir o şey. Da, o da yalan oldu. Öyle olunca ben de dedim ki iyi o zaman ben de sizle kalayım. Çünkü evde kalacaktık. Hı-hı. Yani bizimkiler evde kalıyordu. Ben de onlarla evde kaldım. Ve dördümüz kaldık birden yani. Hani ve Dağhan'la hiçbir şey yakınlığımız bu yok. Evrenin bir planı olabilir mi acaba? Gerçekten. Ben sana söyleyeyim mi? Ben böyle bir şey yok. Kader yani. Evet. Gerçekten hani bir şeylerin olması gerekiyormuş da oldu. Ama sen tanıyorsun. Ya tanım merhabamız şey. Var. Öyle. Bu arada Mark'la Dağhan da çok yakın değiller ama hani o gruptaydık hepimiz ve elene elene böyle dördümüz kaldı. Bir şey söyleyeyim bence şahane olmuş. İnanılmaz. Ve gittik ve böyle ilk gün yemekteyiz işte. Dağhan da aşırı seçici bir çocuktur yemek olsa. Benim de böyle gıcıklıklarım vardı. Her şeyi yemem falan. O böyle bir şey ben şunu yemem Allah Allah ben de öyle. Allah Allah ben de öyle falan. Baktığınız şey ortak çıkıyor, noktalar ben de çoğalıyor. Simaz ile Mark da böyle bir hissetmiş. Bir, diyor ki aranızda böyle bir enerji vardı falan. Bizi durmadan yalnız bırakıyor mesela. Bu arada geziyoruz atıyorum Design District'te mağaza dolaşıyoruz. Simaz ile Mark ayrılıyor. Biz de Doğan'la geziyoruz mağazada. Bakalım şunlar ne i̇lk, olacak. İlk vlogumu da orada çekiyorum öyle hayatımda. Mi? Vlog bunu çekiyorum. Aynen. İlk vlogumu o zaman çekiyorum. İşte böyle mağazada alışveriş yapıyoruz. Sanki 40 yıldır tanışıyoruz gibi oldu. Böyle o tatil böyle bir yakınlaşma olmaya başladı falan böyle aşırı enerjimiz tuttu. Komik bir çocuk. O da komik bir çocuk ve böyle ya bilmiyorum
bilmiyorum ya, tuttu enerjim ve sanki bayağıdır tanıyor gibiydik birbirimizi. Ve oradan döndük ve bu arada kimseye söylemedik biliyor musun? Bir ay boyunca hiçbir arkadaşımıza söylemedik görüşmeye başladığımızı. Hani çünkü böyle biz bir emin olalım. Bir tek Sima ile Mark biliyor ve kimse bilmiyor. Ve iyi ki de öyle yapmışız. Çünkü hani böyle kimsenin baskısı ve şeyi olmadan kendi kendimize böyle bence yaşadık. Bence daha iyi olmuş böyle. Sonra bak yılbaşında Tel Aviv'e gittik tamam mı? Orada da yine Sima, Mark, ben, Dağan ve böyle 3-4 arkadaşımız daha var. Kimse hala bilmiyor. Ve tatilde biz Dağan'la aynı odada kalacağız. Ama daha hala kimse bilmiyor. Oha. Geldik, otele geldik. Otelde işte oda dağılımı yapıldı. Asansöre bindik. Asansörde bir sessizlik. Herkes şokta. Kimse de dile getiremiyor mu? Başladı herkes falan. Böyle nasıl yani falan. Ve 4 kapılı olduk. Ve bir arkadaşımız single. O da böyle kafasında şey düşünüyor. Yani Dağan single, Dila single, ben single. Hani en azından biz orada bitti. Bir şey söyleyeceğim. Onun kötü, onun için çok kötü bir tatil olmuş. O bitti. Aynen orada perişan oldu zaten bu olayı duyunca falan. Öyle başladı ve sonra devam ediyor. 2 yıldır da devam ediyor. Aynen. Böyle 2 yıl falan oldu. Ama ilerisiyle alakalı bir planınız var mı yoksa şey mi diyorsun? Ya biz çok rahatız böyle. Zaten arkadaşız aynı zamanda da. Hani sevgiliyiz. Hani böyle mi devam edeceğiz diyorsun? Şimdi ya bir plan şöyle, var mı? Şimdi önümüzdeki ay Dağan'a taşınıyorum. Öyle bir plan var. Anladım. Bu bir başlangıç. Bu bir adım step. Yani. Aynen. Yaz başından beri bu taşınma olayını bir konuşup duruyoruz. Bir türlü netleşememiştik. Şimdi işte bayağı yan odayı dolap yapıyorum falan. Onu diyecektim. Nasıl sığacaksın? Zaten nasıl sığacaksın? Her şeyi. Zaten götürmüyor. O yüzden de tam bir böyle netleşememiştik. Çünkü başta o dedi ki ikinci odayı kapamayalım. Mümkün değil. Benim orada yer yok yani. Ondan sonra o tamam dedi kapayalım. Bu sefer ben ya ben etileri bırakmak istemiyorum falan oldu. Neyse sonunda şey kendi oldu. Kendi evini kapatıyor musun peki? Ya kapamayacağım. O zaman çünkü okay. Aynen. Ya o Maslak'ta oturuyor. Ben Etiler'deyim ve benim yani gündüz bir sürü işim hep Etiler civarında olduğu için dedim ki orayı kapamayayım. Gündüz ofis gibi oraya gider. Oradan her şeyimi hallederim. Kerim Red Show gibi diyorsun. Ha, aynen. kendi şey dairem de olacak ama bir sürü bir gün apartmanında da olacağım. Anladım. 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 Aynen öyle. Yani durum bu şu an. Yakın zamanda peki bir içerik üretmeyi düşünüyor musun YouTube'unla alakalı? Değişik bir içerik evet. Ama yani. Hani böyle vlog dışında evet, hani bir de şunu yapacağım dediğin var mı? Var. Hep var. Çünkü bir şey söyleyeceğim. Vlog çekmekten yoruldum. Yoruyor yani insanı. Birinin olması gerekiyor. Çekelim evet. Dedik. Birinin seni yani. Çekiyor olması gerekiyor. Çok rahatlatıyor. Bak, o zaman zaten hiçbir şey düşünmüyorsun. O zaman okey. Evet. Bak mesela en son doğum günü vlogunda öyle yaptım. Biri yani çeker, ekip çekiyorsa okey. Onlar okay. Çekiyordu ve o kadar reality show vibe'ında oluyor. Tabii. Ve tamamen komple şey değişiyor. Öbür enerji türlü değişiyor. Çek, el kol açı bak, bir şey. Onu mu çekeyim? Hangi anı çekeyim? Ha. Bir şey kaçırıyorum. Kendimi mi çekeyim? Bunu. Orayı mı çekeyim? Instagram'a mı bir şey çekeyim? Reels mi çekeyim? Tatilimi mi yaşayayım? Ne yapayım? Hani çok gerçekten yoruyor. Bir noktadan sonra yormaya başlıyor. O yüzden düşünüyorum böyle biraz daha konseptli bir şey yapmayı düşünüyorum ama yine dediğim gibi farklı bir şey olması sana lazım. Sana hiç televizyondan teklif geldi mi? Yok hayır. Hiç televizyonla ilgili bir şey yapmadın evet. Mı? Yok. Belki diksiyondandır. Ne oldu? Ne oldu sana? Gel. O kapı açılsın istiyor çünkü. Öyle isteklerimiz var onun. Olsun. Binat'cığım çıkamazsın. Bu arada şu an. Lafınızı... Balla kestik. Ay bunu da alamadım artık bizim anasını. Sana bu arada bu Alex Avian Paris... Daha da iyi ürün vereceğiz bazısı. Ama senin son vlogunda sana maşallah 4 çekmece ürün geldiği için bu da bizden. Aynen. Bu da bizden gelsin istedik. Koleksiyonuma eklenecek üzere. Aynen teşekkür öyle. Teşekkür ediyorum efendim. Bu arada çok BB kremleri yani sen fonten sürmediğini bildiğin evet. Için evet, söylüyorum bunu. BB kremleri, BB. CC kremleri şahanedir. Süper. Nemlendiricilerini karıştırıp da kullanabilirsin. Böyle gece bir şey varsa bir planın falan varsa lip glossları, dudak kalemleri, rujları, maskarası falan şahane. Burada da var böyle küçük bir set. Süper. Güle kullan diyoruz. Tamam. Teşekkür ederim. Şahane. Aynen. Makyajıyla ilgili bir şey var mesela bak çok doğal birine evet, Dila Tarkan makyajı yapmışız oldu. Biz bu arada. Aynen. Bir dudak bir şey sürelim. Evet rujunu bir glossundan sürelim. Bakayım. Bir gloss. Sen gloss sevmiyorsun diye hatırlıyorum ama. Yok yani seviyorum da çok böyle yapışkan kalıyor ya sonra İşte bu öyle oluyor. Bak dur o zaman şimdi sana göstereyim onu. Saçım maçım yapışıyor. Dudağım o herkesin aynı şey. Sen bir kalemi sür. Burayı da hızlandıralım o zaman. En sonki haliyle şey yaparız. Şahane oldu. Dur bakayım bir de şunu. Çok az sürüyor onlar. Tabii. Ortalarını şey yap, hop hop. Şöyle. Çok yapışkan birazcık... kalmıyor mu? Bak. Hissiyatı evet. Bu yani böyle çok ruj gibi daha aslında. Bravo. Aslında aynen. Mantıklı bir şey söylüyorsun. Ama parlatıyor da. Nemlendirilmiş aynen. Gibi. Aynen. Bu arada bundan var içinde. Tamam süper. Sürersin. Bunu sürelim. No 02 bu arada.
aklına bulunsun. Senin şimdi bir sürü çok şahane markayla işbirliklerini biliyoruz zaten. En son Balmain'le beraber bir işbirliği yaptın, evet, değil mi? Doğru, aynen aynen. Çok uzun süren bir çekim, sabah 7'lerde falan bitmiş, evet, gördüm. Evet tabii tabii. Akşam 10'da başladı zaman. Evet, 3 kişisiniz. Donmuşsunuz anlık kadar, üşümüşsünüz. Tabii, tabii. Bir sürü şey falan vardı. Peki bu ara başka bir şey var mı? Bir marka işbirliği var mı? Bir markanın yüzü oldun. Çünkü Şeyma'nın senin fotoğrafına yaptığı bir yorum var. Evet. Oradan onu bağlayayım dedim. Bu yorumda inanılmaz olay oldu. Evet, aynen öyle. Sen açıklamak ister misin onu? Bir dakika, neydi? Mevzu neydi? Şöyle, Mavi'nin Serena'yla yeni yaptığı koleksiyonun bir işte eventi vardı. Ona gittim. Bu arada Mavi'yle de yazın falan çalıştım. Çok da sevdiğim bir marka. Bu Serena'yı da çok severim yani. Hani. Çok da var hepimiz. Çok tatlı yani. Oradaki işte o eventten koyduğum fotoğrafa da Şeyma koment atmış. Dedi ki hani markalar hep aynı isimlerle çalışıyor. İşte artık tatlı sevdim arkadaşım. Hani keşke sen olsan artık güzel. Artık bence seninle çalışmalılar gibi bir şey yazdı. Artık tamam, öyle, arkadaş şeyiyle yapmış yani aslında. Evet yani kızın orada kötü bir niyeti hiç ya da kimseyi kötülemek ya da tabii bir şey yok ki yani orada bana bir kompliman yapıyor, evet, aslında yani yaptığı şey ama tabii millet. Ama bir şey söyleyeceğim, bunu çok zaten bu arada, bir de Şeyma olduğu için de ekstra tabii bir delirme var onu orada. Onu diyecektim zaten ben de. Yani otomatik olarak bir önyargı olduğu tabii için tabii. Onun mesajını da farklı çok şeyler almışlar. Çok tatlı bir temenni aslında. Orada Serena'ya yazar. Arkadaşım sen de şey yapacağım. Kimseyi de kötülemek durumu başka yok yani. Başka bir marka da olabilir. Yani tabii. O var mı peki böyle bir şey şu an önümüzde? Şu an doğru bir temenni. Yani şöyle ufak ufak tabii işbirliklerim var da spesifik bir markanın yüzü olma gibi bir şeyim şu an yok. Peki hangi markanın yüzü olmak isterdin gerçekten dünyada? Global yani hangi mi marka hani gelse sana delirirsin mutluluktan gerçekten? Vallahi yani bir sürü marka var delirebileceğim. Bir tanesi yani var şöyle, mesela. Yani şöyle zaten mesela şu anda mesela atıyorum Dior'la çalışıyorum. Evet. Fendi'yle çalışıyorum ki hatta mesela dün Dior işte yeni bir tane filtre çıkardı bu. Eşarp şeylerini, eşarpları çok öne çıkarıyorlar. Onun bir filtresini paylaştı. Mesela onun için paylaştığım story'yi onlar da paylaştı mesela. O tarz şeyler beni inanılmaz çok mutlu iyi ediyor. Yani global kadar anlamda bu kadar başarılı tabii influencerlarımız olması mesela beni de evet mutlu ediyor. Mesela Raşel'i evet, çok fazla görüyorum. Aynen, aynen. Seni, Raşel öyle. Seni öyle görüyorum ve yani şey diyorum bazen hani gurur verici lük, oluyor kesinlikle aslında. Gurur verici ama lüks tüketim ya bu aynı evet zamanda bir de. Şimdi bu ürünler böyle herkesin kolayca alabileceği ürünler tabii değil, değil aynı zamanda. Aynen. Ya ama şöyle de bir durum oluyor şimdi. Bu kadar global bir marka Türk biriyle çalıştığı zaman da bizim ülkemizde farklı da algılanabiliyor. Evet. Şöyle diyorlar mesela. Zaten çok zengin. Ona niye gidiyor? Evet. Söylemeye çalıştığım aslında şey bu şeyde. Ya çok fazla da bir size karşı müthiş de bir ön yargı var. Var, var, var. Ya yani bugün daha mesela bir tane DM mesajımı okuyordum. Şey diyor. Yani bu paraya insanlar geçiniyor. Sen hala gelmişsin. Bunun reklamını nasıl yapabiliyorsun? Yani anlıyorum ne demek istediğin, çok haklısın, evet, evet pahalı, evet, ama bu da bir gerçek, bu benimle bir alakası o yok ki bunun şey, yani bu başka bir şey o, onun da alıcısı var, onun da alıcısı var yani ne yapalım yani bu markalar bu dünyada var değil ve benle benim yapabileceğim bir şey yok bu konuyla alakalı. Aynen yani benle ne alakası var, ben ne yapayım? İşte söylemeye çalıştığım şey oydu mesela, bir taraf çok gurur verici buluyor evet bu şeyleri mesela, ben de o taraftanım hakikaten ya bu kadar böyle dünyaca ünlü markayla bizim influencerlarımız artık dünya zaten bu yönde. Tabii. Yani sosyal medya hayatımızın gerçekten aynen büyük bir parçasını alıyor. Bunları görüyoruz ama aynı zamanda bazı işte yorumlarda da bunlarla nasıl üste hani üstesinden nasıl geliyorsun, seni etkiliyor mu diye soracaktım açıkçası. Etkiliyor bazen. Hı-hı. Bazı dönemlerde hiç etkilenmiyorum ve aman delirmiş bunlar diyorum. Evet o biraz dönemlerde ama bazen de, de yani atıyorum o anki moduma çok bağlı. Hı-hı. Kendimi biraz kötü hissettiğim bir dönemdeysem en ufak okuduğum bir şey moralimi bozup yerle bir edebiliyor beni. Anladım. Ama bazen de o kadar hiç umurumda olmuyor gene. Bir de tabii şeye de bağlı. Yani söylenen üsluba bağlı değil mi? Üsluba bağlı, ne söylendiğine bağlı. Yani evet çok değişiyor. Eskiden mesela çok mücadele ederdim kendimle. İşte ben böyle biri değilim, niye bana işte böyleymişim gibi davranıyorlar, ben mi kendimi yanlış açıklıyorum, ben böyle diyeyim, ben böyle diyeyim. Sonra dedim ki ya bunun benimle hiçbir alakası yok. Tamam ben kendi kafaya, ben ne yaparsam öyle yapayım zaten bir şey yazacaklar. O yüzden ya bir yerde salıyorsun onu yani, yoksa zaten yaşayamazsın. Doğru. Bu işi yapamazsın yani. Peki doğru telefonunu günde kaç saat kullanıyorsun? Yani bakalım sosyal medyanın. Bilmiyorum. Hadi bakalım. Ha, sosyal medyam çok fazla değil öyle ya. Öyle Instagram'a üç çok giren her üç gün saat görüyorum falandır bence. Dur bakayım nereden bakıyoruz lan? 4 saat. Aynen. Ha bugün daha 1 saat girmişim mesela. Ha, 1 saat bakmışım. Benim saat çok de şey değil. Ya benim günde 3-3,5 saat max olur yani. Hani maksimum yani. Bizim bazı arkadaşlarım var 8 falan. Gerçekten. Aa, yani ben sana söyleyeyim mi rekorumu benim? Kaç? Covid olduğum dönemde evde yatarken. Neydi biliyor musun? 14 saat. Çüş. 14 ne saat. Uyumamış mısın? 14 saat diyorum. Geri kalan 10 saatte uyumuşum. Yani bir şey yapmışım. O gün başka hiçbir şeyle ilgilenmemişim.
Çok fazla. Ve mesela o günü çok iyi hatırlıyorum. Nefret doluydum. Çünkü işi olmayan evet. insanlar bak sinir gerçekten geliyor. Evet. O kadar çünkü büyük bir sinir geliyor ki orada. Oraya bakıyorsun çünkü oradan ve mesela hiç yapmadığım şeyler ben yorum yapıyorum anladın mı insan hani. Bu da şey artık mi? Ona ha falan. Sonra şeyi anladım, psikolojiyi anladım. Evet. İnsanların bir şey yapacak işte. Bir şey olmayınca buraya aynen. sarıyorlar. Sarıyorsun. Ve, ondan ve sonra orası sinir bozan bir evet. yer. Evet. Bak çok sinir bozan bir yer çünkü. Haddinden fazla bakınca sinirim evet. bozuluyor. Çünkü hep bir şey kaçırıyor gibi evet. hissediyorsun. Nasıl ben o tatilde, o orada, ben niye buradayım şu an? Onlar nereye gitmiş, ay bilmem ne yapmış. Yani çok garip bir psikolojiye giriyorsun evet. ve sağlıklı değil. Peki, o yüzden şey ben çok mı? Girmiyorum. Fake hesabım var mı? Yok. Yok mu? Maksimum işte köpeklerin hesabı var şu an. O kadar. Benim bak. Gitti. Ne o? Yaşıyor mu mikrofon? Yaşıyordur. Yaşıyor. Ha, tamam. Ses geliyor mu? heyecanlandım. Çalışıyor mu? Hayatımda fake hesap açmadım. Ha, arkadaşlarımın vardı, ondan girip bakıyordum yani ara ara ama son dönemde hiç yok yani hiç o. Bir de gayet güzel bir ilişkin var falan böyle bir şey ne yani, gerek var efendim? Yani bir şey ne bileyim bir şey bakacaksam girip kendimden bakarım zaten oradan bakmayacağım işte de girip bakmıyorum. Anladım. O kadarım yani. Benim de mesela fake hesabım yok, ben herkese dandum bakıyorum. Bakıyorsun. Ama mesela şöyle bir yanlış anlaşılma oluyor mesela bazen benim çok yakın bir arkadaşım var Nico diye. Nico mesela bana birinin storiesini atıyor, ben de o şeyle panikli açıyorum giriyorsun. Bakıyorum mesela. Sonra o insandan bana mesela geliyor. Oo işte storylerinde yakaladım seni. Ben de o, bende de o. Yani ya. O zaman ben fake hesap açmak istemiyorum kardeşim ve ben sana aslında ben adını yazıp girip bakmadım aslında. Arkadaşın evet. yolladığı için şimdi sana baktım. Girip bakıyorum. Yani evet. bu yanlış anlaşılmayı da buradan düzeltmiş olayım bu arada gerçekten. Yani. Oluyor. Bunu sen de bilin. Bana bazen atıyorsun evet. bir şey takip etmiyorum ama evet. meraktan. Evet merak ediyorum. Ben meraklı adamım. Ben her bilgimi evet. açmak zorundayım onlara. Mesela yani. Yapıyorum onu yani. Hiç de umurumda değil. Hiç şey demiyorum. Aa işte seni gördük işte stalkluyormuşsun. Mesela bir akşamda beni takip etmeyen bir oyuncu mesela benim storylerime bakmış. Aa, o öyle şey. Kim o? Allah aşkına söyle. Bir de seni takip etmiyor mu? Hayır. Allah Allah. Ona da biri yollamıştım. Bir arkadaşıyla falan mı beraberdin de o yüzden mi baktı? Bilmiyorum. Vay sen seçkine bak. Olur mu böyle şeyler demek olabilir istiyorum. Olabilir yani. Şöyle bir şey var şimdi. Bizim bazı sorularımız var 3 tane veya 4 tane oluyor. Ama sen hangisine cevap verirsen. Biz tamam. bir 2 tane yapacağız. Bugün seni fazla zorlamak istemiyoruz çünkü. Bunun karşılığında her verdiğin cevaba yönelik şey yapacağız. 5 kişiye hediye vereceğiz Alex Savien'den. Ha, tamam, okay. Hem de sana verdiğimiz Pierre Tet'in aynısından. Ha, öyle bir şey mükemmel. Yapacağız. Hep beraber deneriz. Aynen. Benim ilk sorum şey şu olacak. DM'lerimi okuyorum dedin. Hı. Bana son gelen 3 tane DM'ini gösterebilir misin burada? Gösteririm. Son gelen şeylerden şey ama. Arkadaşları dışında. İstek. Ben istekleri tamam. görmek istiyorum. Bakalım. Bir de bu arada onu göstermediğimiz zaman bize çok kızıyorlar. Onu gösterir misin kameraya tamam. karşı? Biz bir bakalım da. Böyle bir şey gelmiş. Şey yardım vardı. Evet, şey, gösteriyor yani. Muyuz? Tamam göster onu. Onu şey yaparım. Ben şimdi toparlarım onu. Mesela. Sofra kültürümüz mümkün değil bu menüyle. Asla doymam aç kalırım. Aç kalırım. Mesela. Benim bu arada bende çok öyle skandal şeyler gelmiyor yani. Ceketiniz hangi marka? Falan anladım. Ki onun gibi. Gibi. Selam dudak. Renklendirmede hala memnun musun? Ha. Bunlar dudak yani. Mı? Hani. Efendim bizim ev 2 bölümlü pencereyle kapı bu ne ya? Ne? Kapıyı değiştirmem lazım soğuk geliyor falan para istemeler var. Sana da çok fazla geliyor mu? Aşırı aşırı. Peki mesela. Ben de bu arada dediğim gibi ben de öyle çok böyle skandal bir şeyler şey yok. Olmuyor. Peki hazır açmışken ben de şey sorayım. Instagram'daki son aradığın 3 kişiye. Ona bakalım. Evet. Bakalım ki biz var mıyız acaba içinde? Yok. Bir marka aranmış. Alakasız marka mı? Pantolonu evet. aradı, baktık ya onu aradı. Tamam. O buldum bu arada. Mina Dilber'le de arkadaşsın. Evet, Mina ile arkadaşız. Çok severim ben makyaj yapmıştım. Sibel'i aramışım, Mina'yı aramışım. Sibel zaten yakın arkadaşım. Aynen. İmperium. Derev, merev, hep kendi arkadaşımı aramışım yani. Yani Dila'dan benden hiç böyle şeyler çıkmadı. Şöyle gösteriyorum gerçekten. Dila'dan herhangi bir sansasyon çıkmadı. Ama çok teşekkür ediyoruz. Bu arada bu cevaplarınla 10 kişiye Alex Avien'den hediye göndermiş olduk. Bu hediyeleri kazanmak için lütfen yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Aynen öyle. Yorumlarınızı Instagram hesaplarınızı yazın ki size kolayca ulaşabilelim. Onun dışında bir tane daha soru var burada ama neyi? Zaten o soruya cevap verdim. Marka takıntın var mı yoksa herhangi bir marka olmadan da bir şey giyebilir hiç misin diyecektim. Ya benim için tarzını beğenmem önemli o kadar. Şu an ne var üstünde mesela? Şu an... Sorarlar belki bu programda ne var? Üstündeki neydi diye. Bu Zara. Bu arada demin zaten koydum. Çünkü çok soruyorlar. Aynen.
Bu Zara, altımdaki de işte İmperial'mış. Neydi o İmperial? Çünkü geldim ve böyleyim hani story'me koyacaktım markaları ve Allah aşkına bakın şu pantolonun markası neymiş? Etiket neymiş? O kadar bilmiyor. Demek ki artık ne kadar pantolonu var. Artık Dila Tarkan'ın 2700 pantolon arasından seçemediği pantolonu diye. Başlıkta bu. Düşün. Aynen. En çok aldığın ayakkabı, gözlük bilmem onlardan gözlük mü? Gözlük. En çok gözlük müdür? Çok severim. Ya genelde ya. Gözlükçe girdim mi almadan bir şey çıkamıyorum gibi bir durum var. Bir... Bayılıyorum. Senin o fısık yeşili göz, fısık yeşil diyorum böyle neon yeşil evet, gözlüğün, neon o beyaz gözlüğün. Wow, çok iyi. Çok iyiydi. Çok seviyorum. Ya böyle evde mesela iki çekmece, gözlük çekmecem var. En sevdiğim yer bakmayı. Değil mi? Ya. Açıyorsun gözlükler falan böyle neon gibi falan. Peki şimdiye kadar mesela gerçekten en fazla yani... En çok parayı verip de pişman olduğun herhangi bir bunu keşke almasan dediğin bir şey var mesela. Şu Chanel çantaya da bu kadar da verilmez. Aa, ne gerek varmış işte dediğin bir şey var mı? Ya da gözlük de olabilir bu. Hani aldım ama. Düşünüyorum. Ha bir sürü gözlük var öyle alıp ya. Da hiç bir kere gözlük, de takmadığım bazı yani. Abuk gözlüklerin de modası abuk, hemen geçiyor ya. Garip garip şekiller tabii. Almışım mesela nereye takayım onu mesela yani anladın mı? Hani uzaylı gibi gözüküyorum hani takınca korkunç bir şey. Şey var mı bir de bu hani satma şeyleri var ya dolap uygulamaları falan alıyor musun? Dolaptan aşırı şey satıyorum. Öyle gerçekten mi? Aa, var mı uygulaman? Çok var, iyiymiş. Var. Çok fazla şey satıyorum. Çok iyi yani çünkü dönmesi lazım. Evet. Ya, olmuyor yani. O bir döngü ve durmadan gerçekten... ayıklıyorum bir şeyler oraya koyuyorum. Tazelemek bence güzel bir şey oluyor. Evet, yani vermek tabii. Güzel bir şey oluyor. Aynen. Yani ya, bu arada veriyorum da bazen satıyorum da bazılarını hani değişiyor yani değişiyor. Şeye göre. Şeye bittim geçenlerde biri şimdi teklifi yolluyorlar dolaptan tam bir şey atıyorum. Sallıyorum 350 liralık bir şey teklifi yolluyor. Ben de ha öyle şeyler geliyor mesela. 60 abla 60 lira olur mu? Ya olur mu yani sence mantıken? Olmaz yani. O zaman uygulamayı niye kullanıyorsun? O zaman onu koyardım hani ona koyardım. 60 derdim o zaman. Yani. Böyle şey falan geldi geçen gün biri şey yazmış. Bu zenginler de 25 lirayı bile kovalıyorsa artık falan. Ya abi buraya satmak için koymuşum. Onu yani vereceğim şeyi zaten aynı ihtiyacı şey olana veriyorum ve o başka bir şey. Hayır, belki de ama o, burada başka bir şey yani. Oradan kazandığın parayı nerede zaten değerlendirdin başka... nereden ay, biliyor? Ay nereden biliyorsun ya ben bin bir tane hayvana yardımcı oluyorum bu arada. Zaten hayvan hastası olduğum için. Bu arada görüyorum senin storylerini ben. Ya her dakika zaten açıklama ev bulmak için şey yapıyorum. Değilim yani. Yani. O hani... uygulama var ve satılan bir evet, uygulama yani. Bu. Ayrıca sattığım şey benim ürünüm. Tabii canım ben almışım, i̇ster satarım, ben satmışım, ister atarım yaparım. Yani ne yaparsam yaparım yani. Buna... Ben ona para vermişim, almışım, satıyorum. Hala zarardayım aslında. Tam evet, zaten öyle yani. Bir tek dolapta yer açılıyor, o kadar başka bir şey değil. Aynen. Sen ama başka bir şey sormuştun. Bir şey ne sormuştun? Ne sordun? Çok pişman oldum. Pişman oldum. Aldığım şey. Ay ne olabilir ki? Düşünüyorum şu anda. Ya da hiç giymem dediğim bir şey var mı? Asla giymem, benim üstümde böyle bir şey görülmez dediğim bir şey var mı? Şeyleri mesela sevmiyorum. Böyle kalem etek, aşırı suit, ceket, kalem etek böyle çok ciddi çok o feminen, iş kıyafeti gibi vardır ya. O mesela hiç hoşuma gitmez. Ben biraz daha böyle erkeksi, daha tomboy, daha rahat giyinmeyi seviyorum. Onu mesela moda olmadıkça çok giyeceğimi zannetmiyorum yani. Anladım. Ama böyle aklıma gelen şu an şuna da şu kadar para verdim, ne diye vermişim dediğim bir şey yok. Anladım. Her şeyi bir şekilde giyiyorum ya. Benim var bir tane pişmanım. Şey mesela Beymen'den şey almıştım. Balenciaga'nın bir clutch'ını almışım. Buna 10 yıl önce. Bir kere mi kullanmaz satalım. Bir insan? Yok satalım kalsın. Ver. Kalsın. Niye? Satalım. Ha, kalsın. Dolar arttı. Şimdi kim bilir nereye satarız onu? Ne kadar almıştım biliyor musunuz? Bak inanamayacaksınız indirimi. Ne kadar almış olabilirim? TL olarak. TL olarak. Ne bu? Balenciaga'da clutch. Bu boyda bir clutch. Böyle Balenciaga ama eski öyle Balenciaga falan cart cart değil. Anladım. Hani iki tane noktası vardı. Evet, evet. Ne kadar almıştım biliyor musun? 420 liraya almıştım. Ne? Ne? 420 TL'ye. Şaka yapıyorsun. İndirimden aynen. İnanamıyorum. Ne o şey mi? Hayır. 420. Şu an var ya Zara'dan bile alamazsın öyle bir clutch. O zaman Mac'te çalışıyordum. Mac'te çalıştığım dönemde. 400 ama o zaman bile çok uygundu. Ya indirime girmişti. Evet. Arkadaşım dedi ki böyle indirime girdi. Almak ister misin? Abi gittim. Şimdi sana 5'e 10'a okuturuz onu bir. Onu okutursan hemen satarım. Hemen yapalım. Düşün. Herhalde. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Onları gideceğin nerede satacağım biliyor musun? Burada değil. Amerika'da Real Real diye bir site var biliyor musun? Orada doğru. Meraklısın orada marka şeyleri dolarla satıyorsun. Yani. Çok akıllıca şey aldım. Valla. Hadi kalk bizimle satalım. Kalk. Dila vallahi. Vallahi iyi ki geldin. İnanılmaz akan bir sohbet muhabbet oldu. Evet. Çok teşekkür ederiz geldiğin için. DM'lerimden de şey bulamadık biz sandan ama. Olsun. Aynen yok bayağı güzel oldu. Sana. Natural. Evet. Buradan şey planın var mı? Hiçbir planım yok. Belki yemek falan yersin. Ha olabilir. Gidiyor kendi başına yemek yemek şeyde. Tek başına böyle. Aynen. Ben bir yemek yiyeyim öyle demişlerdi. Tabii ki geldim valla. Teşekkürler. Evet ben çok teşekkür ederim. Aa çok keyifli seni bir seviyorum. Sohbet. Bizim için de öyle.
Sen bizi daha önce tanıtmış mıydın peki? Hiç bakmış mıydın? Ya ara ara baktım böyle. Anladım. Full oturup böyle full bir bölüm izlemedim ama ufak tefek bazı kişilerde izlemiştim. Bu arada yani bana bazı mesajlar Dilara Tarkan'ın da konuk alın olur. Makyaj yapmışlar demişlerdi. Çok da güzel oldu. Aynen. İyi ki geldin gerçekten. İyi ki yazdınız. Vallahi yazdım ve hemen Dilara'ya dedi biliyor musunuz? Hemen dedi. Seve seve ama sadece bir dedi yurt dışı tatilim olacak. Aynen. Onu ayarlamamız lazım dedi. Ondan önce de geldi. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Ay, ben İyi ki geldi. Bize kaldığında sonuna geldi. Biz de öyle. Haftaya yine biz aynı gün aynı saatte burada olacağız. Abone olmayı, yorum yapmayı ve like bırakmayı unutmayın. Dilan'ın kanalına haftaya da. Haftaya görüşmek üzere. Aynen, Dilan'ın kanalına da abone olmayı unutmayın. Evet. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Bye bye.